Peki sizin bütün yemekleriniz lezzetli. Ama bir tuzda balığınız var ki o çok bahsediliyor ondan. Nasıl yapılıyor bu? Tuzda balık, şimdi günün taze balığı, levrek olabiliyor. Çok güzel bir sinarit olabiliyor efendim. Ve Laos efendim. Ama taze olması şart efendim. Biz tabii kişiye göre efendim, yani balığın 4 kişilik, 5 kişilik, yani 1 kilonun üstü olması lazım balığın. Sevgili şefimiz efendim, önce balığı alıyor efendim, güzelce onun içini temizliyor. Tabii üzerindeki pullarını dırmadan temizliyor efendim. Ve iyi bir yıkamadan geçiyor efendim. Yıkamadan geçtikten sonra efendim, kaya tuzu dediğimiz tabletimiz tuz efendim. Bu suyla nemlendiriliyor. Ve efendim tuzla güzelce kaplanıyor balık. Ve fırında 45-50 dakika efendim pişiyor bu. Bunun özelliği efendim, havasını dışarı vermeden kendi suyla, kendi buharıyla pişiyor efendim tuzun içinde. Ve balığın içine yani en ufak zerre kadar tuz işlemiyor. Balığı servis yaptığımız andan itibaren efendim müşteri arz ederse üzerine efendim tuz ilave edip balığını yiyebiliyor. Hiç tuzsuz bir balık oluyor yani. Evet Tuzun efendim. içinde tuzsuz balık. Evet efendim. Üstüne bir şeyler dökülüyor, yakılıyor böyle bir şey. Bunun bir özelliği Efendim var mı? o şov amaçlı efendim. Yani ilgi çekmek amacıyla efendim bunu yapıyoruz. Yani müşteri dikkat etsin. Tabii bu balık piştikten sonra efendim masaya giriyor. Masa tabii şeflerimizin sayesinde efendim. Onlar bayağı maharetliler efendim. Yani bu konuda uzmanlar. İşte şovlu bir şekilde tuz kırılıyor. Tuz parçalanıyor efendim. Ve balık zedelenmeden balığın derisi efendim kaldırılıyor. Ve tabaklarımızda servis yapılıyoruz efendim. Saçlı mercan tuzda öylesine lezzetli pişmiş ki insanın canı tabak tabak yemek istiyor.